Aşk ağaç beden bir yer. Sen odamıza geç, üzerine bir şeyler al tatlım. Kızım, aç şu gözlerini. Ay hadi gir içeri. Ay Nehir'cim inat etme ama ne tehlike geçti. No tehlike, no tehlike. Nasıl orada Türk lirası yok? Döviz ofisi de mi yok? Selahattin bana bu numaralarla gelme oğlum, bak ihtiyacım var diyorum. Aha. Tamam Selahattin'cim. Evet. Hiç fark etmez abicim. O zaman altın gönder bana. Benzin gönder. Satarım onu da. Alo. Selahattin ağzınla yapıyorsun o hışır hışırı biliyorum. Selahattin kapatma. Alo. Selahattin. Aşk kaç beden diler. Seda. Heh. Ben galiba yine zamansız geldim. Yo. Tam zamanında geldin. Ben zaten gelmiştim. Seda, ben hiç rahatsız etmesem bak. Ay ne rahatsızlığı Nehir'cim. Asıl sen benim rahatımla rahatsız olma. Ona dokunma bari Seda. Ay. Yani bak Seda, gerçekten rahatsız ediyorsam söyle, olur mu? Ay delinin zoruna bak, olur mu hiç öyle şey yahu? Rahat ol. Bari en azından benim yarım kadar rahat ol, o bile yeterdi artar senin. Vallahi senin yarın kadar rahat ve umarsız olsam Seda, o bile yeter bana. Şu zamanda en çok ihtiyacım olan şey. Neyse şekerim, senin de Stefan'ın da her zaman başımın üstünde yeriniz var. Ama rahat ol, gevşe biraz, rahatla yola. Ay, pardon şekerim. Ay full komando oldum bugünlerde, benden aşağımda radikal feminist takılıyorum. Sos soru ya. Anlatın bakayım neler oluyor? Ha Seda, vallahi ev sahibi sonunda bombayı patlat. Ay! Yaşından başından utansın kart zampara. Ay yok, yani öyle patlatmadı. Hani geçenlerde doğum günüm vardı ya. Ay o Suzan nasıldı? Baştan aşağı çakma ezik gibi giyinip genç. Her yerinden sahtelik akıyordu kızım. Yok efendim, Orcan'la barışmışmış da... Orcan o Louis Vuitton çantayı Bombay'dan barışma hediyesi olarak getirmiş, bak. Heh, işte o günkü gürültüyü bahane etti. Neymiş efendim? İçki içiyormuşum. Ya hem de ben. Ha. Ama adamın amacı başka tabii. Yapma! Hem de o yaşta. Kız, kuş öter mi ki acaba o yaşta? Saçmalama Seda. Metafora boğdun yine. Ne kuşu ne ötmesi. Kızım, öyle zam mı olurmuş diyorum. Paradan bahsediyorum. Ay para dedin de aklıma geldi. Kızım, Louis'ler indirime girmiş, gittim iki tane birden aldım. Yetmedi üstüne planları çektim, yetmedi. Hayır o ya. Ama secret olanında. Ay bu içeridekini çok fena dağıttı. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha. Aa doğum günü dedin de. Kız, senin o kart zampara aslında haksız da sayılmaz. Senin küveti azinletmedim ben o partide. Hay Allah Seda, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ay iki saat tuvaletten çıkmayınca ben de midem bozuldu sandım.
Vallahi libidom karşısında adamın kafası bayağı bir bozulmuştu ama ben sapasağlamdım Minnoş. Ama olmuyor ki yani Sedacığım böyle yani her yerde dişi tavşan gibi. Seda. Eğer adamın bahsettiği gürültü senin o küvetteki halinse rezil oldum ya. Seda, gelsene canım. Ay, neyse şekerim. Sen her şeyin yerini zaten biliyorsun. Ya sıkılıklarını yeni yıkadım, onlar askıda. Ben acilinden bir gidip geleyim. Öptüm beni şu. Yok artık. Bir dakikasına mı ya? Oğlum Tarık. Tarık sen ne genius bir adamsın. Oğlum sen bu dünyaya var ya kriz yönetmek için gelmişsin ama kıymetini bilen yok. Pazarlama stratejimizde şu ufak değişikliği de yapınca tamamdır. Ne demişler? Ne sattığın değil abi. Nasıl sattığın önemli. Ne sırıtıyorsun ya? Sırıt bakalım senden, sırıt. Bundan sonra kıyafetlerini çıkarmana hiç gerek kalmayacak Tarık'cığım. Ev sahibi kapıya dayandığında bütün sokaklar senin. Püfür püfür. Oo, senin. Şekerim. Şekerim, ay kusura bakma. Seninle de ilgilenemedim. Şey, ruh öküzümü buldum da sonunda. Ay. Ay sana neler anlatacağım neler ama sonra. Şimdi işim var. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Biraz acil durumum var. Ne oluyor lan? Şaka mı bu? İyi de bu kutu biraz önce Tarık'ın kafası kadar boştu. Nasıl oldu da bir anda coştu ya? Merhaba, ben Nehir. Ev arkadaşı arıyorum, bıdı 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 bıdı. Nehir mi? Nehir'i de çok beğendim. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Lan kız lan bu kız. Kız tabii oğlum. Nehir diye bir kız işte. Ev arkadaşım olmak istiyormuş. Evi de çok beğendim demiş, baksana. Abi en kısa zamanda falan filan diyor lan. Oğlum, kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Nehir'cim, keşke şu ilanlara birazcık daha göz atsaydın. Ne bileyim, daha iyisini bulurdun belki. Ay hayır Seda. Yani şu anda içinde bulunduğum şartlarda en uygunu bu. Bak, eğer sebep içinde bulunduğun şartlar değil de içinde bulunduğu neyse... söz veriyorum bundan sonra sevişirken kendimi titreşim alacağım. Vallahi de billahi de çok çılgın bu kız. Kimsin, necisin, ne ayaksın hiçbir şey sormuyor. Vallahi de billahi de bu kız ne istediğini biliyor. Evet abi, ben de düşündüm. Abi ne istediğini bilen kasmaya kız çekiciliği gibisi yok kanka. Ayrıca ben mesajı deşifre ettim. Baksana nerede buluşalım diyor. E'si var mı oğlum? Resmi küçük görme, büyük gör. Oğlum bak şimdi. Organizasyonu tamamen karşı cinse bırakan kadın türü hükmedilmeyi ister abi. Yani maço severdir. Kontrolü erkeğe bırakan kadın tam bir katıksız dişidir oğlum. Ulan Tarık, ben de söyleyeceksin zannettim. Ruj sürmeden, kalem çekmeden, kirpikleri ok gibi rimellemeden asla ama asla dışarı adımımı atmam Nehir'cim. Bence sen de öyle yapmalısın yani. Fazladan makyaj göz çıkarmaz. Ama baştan çıkar.